Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Birçok adaylarımız bu süreçte eğitim bekliyor heyecanla. 2021 yılının sonlarına doğru eğitime gidecek olan kardeşlerimizden küçük bir kısım şu anda sizinle birlikte eğitim bekliyor. Ortalama 8 ile 9 aydır bekliyor arkadaşlar. Maalesef bu arkadaşların talihsiz olayları olduğu için buna benzer rapor sürecinde sıkıntı yaşanmıştı ve bununla ilgili bir takım değişik sıkıntılardan dolayı beklemiş olmuşlardı. 2022'ye 1 olan kardeşlerimizin A grubu, B grubu eğitime gittiler. Artık eğitim süreçleri başlamış oldu. 2022'ye 1'in A grubu eğitimini bitirmeye 2-3 haftalık bir süreç kaldı arkadaşlar. Yani 1 aylık bir süreç diyebiliriz buna. Ortalama 2-3 haftaya kadar bir kontenjan eksikliği yaşanacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Kontenjan eksikliği yaşandığı takdirde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022'ye 1'in C grubunu yüksek ihtimalle tamamını eğitime dahil edecek arkadaşlar. Şimdi birçok adaylarımız heyecanla, stresle, sevinçle, mutsuzlukla, mutlulukla eğitim sürecini bekliyor. Eğitimler ne zaman açıklanır, ne zaman gider diye sürekli mesajlar atıyorlar. Bu kardeşlerimizin de halini anlıyorum. Empati kurduğum zaman ne sıkıntılar çektiğini çok iyi biliyorum. O çünkü 4 ay, 5 ay onlar da sizler gibi beklemiş oldu bu kardeşlerimiz. Yani arkadaşlar sizler bu süreçte çok beklediniz. Beklediğiniz en güzel haberleri, en güzel müjdeleri ben vereceğim Allah'ın izniyle. Ortalama bir aya kadar eğitim süreçlerinde bir boşalma durumu olacak. 2022 1'in A grubu zaten eğitimi bitmek üzere arkadaşlar. O süreçten sonra artık A grubu bitecek. Görev yerleri belli olacak. Ondan sonra C grubu da arkadaşlar yüksek ihtimalle tamamıyla birlikte eğitime dahil edilecektir. Birçok adaylarımızın böyle sıkıntıları vardı. Ben de bu sıkıntıları gidermek için elimden geleni yaptım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın bazı soruları var. Bunlardan bir tanesi. Abicim benim mahkeme sürecim var. Eğitimime engel olur mu? Veya güvenlik soruşturmasından kalır mıyım gibisine sorular sormuşlar. Arkadaşlar her mahkeme süreci sizin eğitiminize engel değildir. Örnek veriyorum, bir arazi kavgası, arazi davası olur. Bu sizi etkilemez. Mahallede bir büyük bir dövüş olur, büyük bir kavga olur. Bu bile sizleri etkilemez. Ama sizler bıçaklama, yaralama, şahsi olarak kendiniz bunu yaparsanız bu bir sıkıntıdır arkadaşlar. Ama abin dövüştü, sen de orada dövüştün ama bir bıçaklama, yaralama mevzusuna girmedin. Bu sıkıntı olmaz. En kötü ihtimalleri söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu yüzden gerçekten çok tedirginlik içerisine kalmış. Bir aday güvenlik soruşturmasından nasıl kalır? Öncelikle yüz kızartıcı suçlardan dolayı, sabıkası ve sicili kabarık olanlardan, uyuşturucudan dolayı, madde bağımlı olan bir adayın psikiyatri tedavisi gördüğü kurumlardan, bu durumlar TSK için engel olan bir durumdur arkadaşlar. Ondan ayrı kol olarak jilet, faça gibi bu şekilde yargılamalardan öne çıkan adaylarımız eleniyor. Daha değişik FETÖ durumu gibi durumlar da etkiliyor arkadaşlar. Yani güvenlik soruşturmasından bunlar engel arkadaşlar. Başka türlüsü mahkeme süreçleri devam eden adaylarımız eğitim sürecini devam eder. Mahkeme haksız beyanını verirse aday eğitimden men edilir. Derecesine göre değişir arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Bu süreçte elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Yakın bir zamanda müjdeli haberlerimizi sizler için vermiş olacağım kardeşlerim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.